Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Ben Samet. Bugün 2021'de Galatasaray kariyerimde kaldığımız yerden devam ediyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, Villarreal ile oynayacaktık. Villarreal şu an grubumuzda ikinci. Hemen şöyle bir grubumuzu görelim. Biz sonuncuyuz ama eğer kazanırsak ikinci oluyoruz. Ki Manchester kaybetmeyeceğine göre Lech Poznan'a. Biz bir basın toplantısına gidelim. Bu arada bir konuşalım. İyi oynamaya odaklanacağız diyelim. Takım moralini biraz daha arttıralım. Oyuncularım gereken kapasiteye sahip. Şu kolumu bir katlayayım. Hayal kırıklığına uğrar. Moralini şimdi biraz düşebilir ama Villarreal'i kesin yenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir kadromuza bakalım. Eksiğimiz var mı? Eksiğimiz yok gibi. Hatta oyuncularımız da gelişiyor. Sol bek bakacağız bir de bu bölüm arkadaşlar. Zamanımız olursa bir Alex TGS'e bakmak istiyorum. Şöyle bir Telles yazalım. Eğer uygun olursa değeri 49 diyor. Biz bunu alamayız. Bizim başka sol beklere ihtiyacımız olacak. Ben bunu video dışında bakarım artık. Muhammed de iyi gelişiyor arkadaşlar. O zaman şöyle yavaştan bir Villarreal maçına geçelim. Şimdi takım yönetimi diyelim abi. Bir de kayıt alıyor mu bakayım. Evet, sorun yok. Şimdi Yedlin falan sıkıntı yok burada. Yedeklerden oynayabilecek kimse yok. Tamam. Şu an kadromuz böyle iyi arkadaşlar. O zaman Villarreal Şampiyonlar Ligi kader maçı başlasın. Ve Galatasaray Villarreal Şampiyonlar Ligi mücadelesi birazdan Türk Telekom Arena'da başlayacak. Bakalım bu zorlu mücadeleyi kim kazanacak? Galatasaray eğer gruplardan çıkmak istiyorsa bundan sonra kalan iki maçını, bu maçta dahil olmak üzere bu iki maçını mutlaka galibiyetle bitirmesi gerekiyor. Ya da en az 4 puan çıkarırsa da çıkma ihtimali devam edecek. Çünkü bu takımlardan biri daha Manchester ile oynayacak. Eğer Manchester kaybetmezse bize 4 puan da yetiyor arkadaşlar. Hatta duruma göre 3 puan bile yetebilir. Ama Avrupa Ligi için minimum 2 puan. Kolumu kontrol ettim ve maça Henry Onyekuru ile Galatasaray başladı. Mustafa Muhammed verdi Fofana. O da verdi İrfan Can Kahveci. Lan bu niye kaldı? Biz orada birini unuttuk oynatmayı. Neyse, İrfan Can zaten gidecek. Gitmeden biraz daha oynasın. İrfan Can verdi Deandre Yetlin. Yetlin verdi şimdi İrfan Can'a doğru. İrfan Can verdi Mustafa Muhammed vurdu. Kaleci. Ah be lan, kap orada. Oğlum nasıl kapamadınız ya? Şimdi Mario Lemina vurdu Karbonyak. O da verdi Gedson Fernandes. Gedson Fernandes'ten İrfan Can Kahveci. Kangli orada pasını atamadı. İrfan Can'dan Deandre Yetlin. Yetlin pası geçmedi. Galatasaray maça çok baskılı başladı. Paco Alcacer. Verdi şimdi Durmusi. Oğlum sakın bak, kontradan bir gol yemeyek, gene adamlar geliyor. Dikkatli olun. Şurayı kapatalım. Deandre Yetlin topu uzaklaştırıyor. Savunmada hatası oynamamız gerekecek. Henry Onyekuru kalk. Ah be, biraz geç kaldı orada. Ekranı biraz parlıyor, arkadan ışık vuruyor. Böyle biraz dikkatim dağılabiliyor. Parejo verdi. Şimdi Paulinho'da top Fofana. Fofana'nın pası geçmedi. Ne yaptın Fofana ya? Fernando Muslera çıkardı son anda. Şimdi Deandre Yetlin pası geçmiyor. Yetlin'den Fofana'ya. Fofana'dan bu sefer Lee'ye. Lee. Ah be, havadan pas atamadım ya. Parejo. Orada Onyekuru kaçmıştı. Şimdi Villarreal baskısı devam ediyor. Orada Paco Alcacer marka yeme çalımı Fernando Muslera efsane bir kurtarış daha yapıyor. Bugün Muslera gününde. Şimdi Durta. Verdi Paulinho. Paulinho'nun pası orada Lemina araya girdi. İrfan Can, Gedson Fernandes. Karbonyak'tan şimdi koşu var. Karbonyak. Hadi aslanım yürü. Biraz daha hızlanman lazım. Farkı açabilirdin ama neyse. Karbonyak ortaya açtı. Penaltı diyor hakem. Penaltı değil mi hoca, bak frikik falan verme. Karbonyak'tan çok tehlikeli bir orta geldi. Orada Parejo hatayı yaptı ve top eline çarptı. Bence penaltı. Ha, penaltı. Çok güzel. Mustafa Muhammed hoca. Dur. Lan. Lan neyse, Muhammed'le vurmayalım artık. Şöyle vuracağım.
Şimdi Lee geliyor. Lee vurdu, gol attı. Kangin Lee. Galatasaray 1-0 öne geçiyor Villarreal karşısında. Galatasaray bir geldi, tam geldi, penaltı yaptırdı, gol attı. Galatasaray 1, Villarreal 0. Aslında Muhammed'i attıracaktım ama bir orada Muhammed'i bulamadım. Sıkıntı yok. Lee burada harika bir penaltı kullanıyor. Kaleci risk alıp köşeye uçmadı. Ve Galatasaray Lee'nin golüyle dakika 24'te öne geçiyor. Şimdi Paulinho. Paulinho verdi Dutra. Dutra'nın pası Parejo. Farkı ikiye çıkarıp rahatlamamız gerekecek. Deandre Yedlin. Yedlin'in pası Marka. Marka verdi Carbonyak. Ya bu kanatsız taktik daha iyi bir iş gördü gibi, sanki hani ortadan gidiyoruz ve bekler de bindirme yapınca o sağ ya da sol tarafta bir boşluk oluşuyor arkadaşlar. Mustafa Muhammed Yetlin'e harika bir pas attı. Deandre Yetlin'den çok güzel bir çalım verdi İrfan Can. O da verdi Mustafa Muhammed. Ah be Muhammed, çok güzel be. Orada mücadelesini bırakmadı. Kaptırdığı topu geri kaptı. Mario Lemina, Deandre Yetlin, İrfan Can Kahveci, Mustafa Muhammed verdi. Gedson Fernandes kaleyi gördü, vurdu savunma. Gedson Fernandes kaleyi düşündü ama ulan kontra yedik. Keşke vurmayaydık ya. Yetiş Fofana, ben marka ile şurayı biraz kapatabileceğimi düşünüyorum gibi. Çok güzel orada, bak açısını kapattık. Alın oğlum orta topu. Al, yapış ona. Marka araya gir, yan ağlarda. Vallahi çok ciddi bir tehlike atlattık kalemizde. Fernando Muslera verdi Mario Lemi. Abi ne yapıyorsunuz ya? Öyle pas mı atılır? Fofana baskı yaptı Muslera'dan, gene enfes bir kurtarış. Muslera özüne döndü oyunda. Yani bak, oyun o kadar gerçekçi ki Muslera yani tamamen böyle adam gol yemiyor. Şimdi böyle deyip de bir gol yemeyek de. Dutra verdi. Ya bunun adı da çok değişik, okumaya gerek yok. Marka bir kafa Paulinho'dan üstten dışarı gitti top. Şimdi Fernando Muslera verdi Mario Lemina. Marka Mario Lemina. Lemina'nın pası Kangli. Abi yapma ya. Paulinho şimdi bir ara pası top ağlarda. Saçma sapan bir gol yedik. Abi şu çıkarken pas hatası yapmayın Allah aşkına ya. Çok saçma bir gol yedik. Öyle bir yani gol yemememiz lazım. Mustafa Muhammed. Şimdi Muhammed beyler biraz acele edelim. Artı bir verdi hakem. Henry Onyekuru şimdi. Hoca bitirme. Ver pasını. Ah be ulan, o son dakika 45'te gol yemeyecektik. Bizim için çok kötü oldu. Neyse bakalım diğer maçlarda sonuçta. Bizim maç, diğer maç yok yani. Pedri girsin ya. Aslında İrfan iyi oynuyor arkadaşlar. Şöyle İrfan'ı çıkaralım gene de, dur. İrfan çıksın. Pedri girsin. Orada belki o kanattan falan akabilir. Şimdi Paco Alcácer verdi, Coelho verdi, Çubuke. İşte ismi öyle bir şey. Siz anladınız. İlk önce defans yapacağız arkadaşlar. Taktik bu yani. İlk defansımızı yapmamız gerekiyor. Sen yap baskını, çok güzel be Gedson Fernandes'le. Şimdi bir ani atak şansı. Verdi Mustafa Muhammed. O da verdi Yedlin. Yedlin verdi şimdi Pedri. Pedri'nin pası Mustafa Muhammed'e. Mustafa Muhammed vurdu, kaleci Rulli. Muhammed'le gole çok yaklaştık. Kaleci çok güzel çıkardı. Şimdi Henry Onyekuru. Muhammed'e doğru bir orta, kaleci Rulli'den bir çift yumruk. Şimdi Pedri verdi Marka. Fofana. Pedri. Lan oğlum orada bir açık bulamadık. Şimdi harika bir açık Muhammed. Gedson Fernandes'ten efsane bir gol. 2-1 öne geçiyoruz dakika 54. Gedson Fernandes attı. Galatasaray 2, Villarreal 1. Orada harika paslaştık. Ve Gedson Fernandes'ten mükemmel bir gol geldi. Şimdi 2-1 öndeyiz. Bakın burada mükemmel paslaştık. Muhammed'den harika bir pas. Gedson Fernandes'ten efsane bir vuruş ve Galatasaray 2, Villarreal 1. Dakika 54. Şimdi en az bir gol daha atıp o skoru korumamız gerekecek. Coelho verdi şimdi Estupinan. O da verdi Dutra. Beyler orada baskı yapıp kaparsanız çok iyi olacak.
Lan Gerson Fernandes'i çok yanlış yere göndermişim. Tamam, biz gene de şuraları bir kapatalım abi. Çok güzel müdahale, bak. Canla başla oynamanız gerekiyor. DeAndre Yedlin verdi şimdi Pedri. Pedri rakibini karşısına aldı. Çalımını atamadı Pedri. Hadi oğlum, ah be. Raul Albiol şimdi verdi. Dutra. Fofana baskıda. Yedlin de geldi. Alamadık topu. Parejo. Gedson Fernandes. Güzel aslanım, güzel. Coelin. Çubuke. Verdi şimdi Dumfries. Bir orta geldi Fofana. Aman aman aman. Orada Lemina'dan çok kritik bir müdahale. Helal lan Karbonyak, bak kendi topuna koşuyor aslanım benim, bak bu maç gözüme girdiğim gibi. Şimdi Henry Onyekuru'ya harika bir pas. Onyekuru topu çekti, kaleyi gördü, kaydılar. Ah ulan Karbonyak'ın önünde kalmadı ya, orada savunmalarından çok kritik bir müdahale geldi. Aman beyler, bak kontrayı yedik ama taç, tamam. O topa yetişmesi imkansız. Şimdi Paulinho oyundan çıktı. La oğlum nereye atıyorsun? Ben oraya mı dedim ya? Neyse, Dutra. Orada çıkan adama bakacağım diye taç atamadık. Marcao vuramadı. Top Muslera'da kaldı. Şimdi Fernando Muslera verdi. Karbonyak. Karbonyak. Helal lan. Bak güzel gidiyorum. Ver pasını. Bak çok güzel. Böyle paslara canımızı yap. Henry Onyekuru. Onyekuru verdi. Mustafa Muhammed. O da la oğlum ne biçim pas atıyorsun ya? Tamam bak bir asistim var bu maç. Güzel ama çok kötü pas attın orada. Biraz geri koşturmamız gerekecek. Gerson Fernandes'i. Çünkü orayı bir üçlememiz gerekiyor. Oğlum o da bayağı öldü. Hayır. Çok kötü bir vuruş Dutra'dan. Mario Lemina yerine Dumbia oyuna giriyor Galatasaray'da. Oraya bir taze kan gerekecek çünkü. Dumbia şimdi. Dumbia verdi Marka. Marka'nın pası Karbonyak. Karbonyak'tan Henry Onyekuru. Mustafa Muhammed. Henry Onyekuru şimdi. Onyekuru'dan Mustafa Muhammed'e bir pas. Raul Albiol hata yapmıyor orada. Gedson Fernandes baskıda şimdi. Oha, bir yanlışlıkla süper pas attı adam ama çok hızlı, çok hızlı. Top Fernando Muslera'da. Şimdi Fofana. Verdi Pedri. Pedri'nin pası Dumbia. Kangli. Pedri. Verdi De Andre Yedlin. Mustafa Muhammed. Ah lan geçmedi Muhammed'in pası. Şimdi Coelin. Hadi lan. Şuradan. Oğlum offside. Offside. Değil mi? Willian Jones şimdi. Jones açtı ortayı. Karbonyak vurdurma. Aslanımsın be. Ve şimdi Gedson Fernandes yerine Nordin Amrabat oyuna giriyor Galatasaray'da. Eski bir dost Nordin Amrabat. Şimdi Parejo kullanıyor köşe vuruşunu. İçeri doğru bir orta vurdurmamak lazım. Top gene kornere mi çıkacak? Raul Albiol kontrol etti. Bizim. Tamam. Orada çok kötü kontrol. Şimdi Dumbia. Dumbia'nın pası Mustafa Muhammed'e doğru. Muhammed indiremedi orada. Çubuğu Zede kaldı. Ulan bak 90 artı 2 verilmiş. Şurada gol yersek yani yıkılırız abi. Takım olarak biteriz gibi bir şey. Nordin Amrabat hiç riske girmiyor. Topu direkt taca gönderiyor. Son 10 saniye. Dayanın çocuklar, dayanın. Dumfries. La oğlum yapmayın onu ya. Şimdi Paco Alcácer, Coelin, Fernando Muslera. Bugün Muslera'nın gecesi resmen. Şimdi Parejo kullanacak köşe vuruşunu. Artık son atak. Gol yesek bile telafisi yok. Hoca bitir hoca. Hoca bitir. Abi hoca bitir. 90 artı 5 oldu. 90 artı 2 verdin. 90 artı 5 oldu ya. Bitir. Taca çıksın. Offside. Artık en ileri doğru vuracağız abi. Marko vur reis ileri. Marko vurdu. Hoca bitir. 90 artı 7'de bitirdi. Bu kritik mücadele bitti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkma adına çok önemli bir galibiyet elde etti. İkili averajda çok çok iyi bir duruma geldik ve Villarreal'le oyuncular birbirine girdiler şu an. Yalnız normal averajı toparlamamız adına öbür maçı kazanmamız gerekecek. Gedson Fernandes'in oyununu çok beğendim. Pedri ikinci yarı girdi, güzel işler yaptı. İrfan da güzel oynadı ama o zaten gidecekti. Evet. Daha iyi olan taraf bizdik abi. Her şeyimizi ortaya koyacağımızı biliyordum.
Oyuncularımızın baş... Ya tabii benim oyuncularım başarısı abicim. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde durum ne oldu peki? Biz ligde 5.'iz ama tamam fazla bir puan farkı yok. Sıkıntı yok. İkinci olduk Şampiyonlar Ligi'nde. Manchester'da Lech Poznan'ı yenmiş. Bizim öbür maç Avrupa'ya gitmek istiyorsak en kötü bak. Beraberlik aldığımız an Avrupa garanti. Villarreal'de puan kaybettiği an Avrupa garanti. Eğer onlar 3 puan alırsa ve biz berabere kalırsak gidemeyiz Avrupa'ya. Bu arada Fenerbahçe derbisi var. Bunu oynayalım arkadaşlar, Fenerbahçe derbisini. Evet, oyuncularımız bir dinlensin. Kanka sen şu an biraz daha gelişmeye ihtiyacın var. Düşüneceğiz. Yani şimdi kesin bir şey diyemem. Ya Finlandiya ama fil dişi mi Finlandiya mı neyse. Şimdi arkadaşlar biz bir yoktur. Yanlış oldu. Şuradan sol bek pozisyonuna bir bakalım. Transfer listesinde kim var? Bir tek bu adam varmış. Sözleşmesi 8 ay içinde bitiyor. Yakup. Ya reis bana daha iyi oyuncular lazım var ya. Listelenmemiş bir bakalım. Yani bunlardan da bize şey olmaz ya. Aa bu Beşiktaşlı Adriano değil mi? 37 yaşındaki oyuncuyla da götüremeyiz diye düşünüyorum. Kiralık listesine bakalım. Kiralık. Hemen hızlıca bir bakıyoruz. Yok yani burada da hani Carbonyak'tan daha iyi bir oyuncu bulmadıktan sonra almanın bir anlamı yok. Eren Albayrak'a geç. Ay yok ya tamam geç. Biz olmadı başka bölgelere takviye yapabiliriz diye düşünüyorum. Şu an zaten kadromuz çok iyi. Bir basın toplantısına katılalım. Fenerbahçe derbisi öncesinde. Keskinliğini geri kazanmalı. Elbette sürdürebilir. Çok da iddialı konuşmayacağım. Zorlu galibiyet önemli bir derstir. Tabii ki, tabii ki. Tamam reisler, şimdilik bu kadar. Tamam. Biz bir Fenerbahçe maçı oynayacağız şimdi çünkü. Takım yönetimi İrfan'la başlamayacağım bu sefer çünkü geçen maç Pedri güzel oynamıştı. Şöyle bir bakalım. Carbonyak yerine ben bir Mert Müldür hamlesi yapacağım bu sefer. Şöyle bir bakıyoruz. Tamam. Şu an kadromuz ayarlı arkadaşlar. Sıkıntı yok. O zaman bir de şuradan bir saniye. Şu formamızı değişelim abi. Şunla oynayalım. Fenerbahçe bununla oynasın. Oyun ayarları diyelim. İnşallah gündüz değildir. Yağmur. Tamam. O zaman Fenerbahçe derbisi başlasın. Şükrü Saraçoğlu'nda Fenerbahçe Galatasaray derbisi birazdan başlayacak. Bakalım Galatasaray Kadıköy'de 2 yıldır kazanıyor. Da gerçekte 2 yıldır kazanıyor. Bakalım bu yılda kazanabilecek mi? Tisserand görüntüde Fenerbahçe'nin kaptanı olması lazım. Ve maça Fenerbahçe başladı. Zahiç, Ömer Bayram. Zahiç verdi Sosa. Sosa'dan Ener Valencia. Valencia savunmamız çizgi halinde. Oraya geçmesi çok zor. De Andre Yetlin. Marcao. Mert Müldür. Şimdi Kang Lee. Lee verdi Henry Onyekuru. O da verdi Mustafa Muhammed. Henry Onyekuru verdi şimdi Mert Müldür'e. Mert aslında ofansif bir bek değil ama hani defansı iyi olsun diye aldım. Kangli verdi Pedri. Pedri vurdu yandan dışarıda. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan. Pedri'den çok sert bir şut geldi. Ama şu şutun gol olması gerekiyordu. Gerçi Altay da orayı kapatmış ama. Çok güzel geldik orada. Harika paslaşmalar yaptık. Şimdi Filip Novak. Novak. Aynen havadan attı. Biz aşağıdan pas yolunu kapatınca Zayt verdi Sosa. Sosa'dan bir pas. Yavaş Sosa. Biraz daha aban kanka. Lan Muslera aman aman. Sakin. Fenerbahçe 16 maçta 27 gol atmış. En çok gol atan takım herhalde. Şimdi Mario Lemina. Bak siz çok tehlikeli paslar yapıyorsunuz. Ha. Gedson Fernandes. Mert Müldür. Henry Onyekuru. Kang Lee.
Kangli'den Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed. Abi nereye pas attınız ya? Filip Novak şimdi. Mustafa Muhammed topu kaptı. Ah be ulan, Onyekuru'ya geçmedi. Pedri'nin pası da geçmedi be. Orada o top geçmiyor. O ileride biz baskı yaparsak demek ki bu defansa hata yaptırabiliriz. Bunu anlamış olduk. Şimdi Sinan Gümüş. Mert Müldür çok sert bir müdahale yaptı. Bilerek, yanlışlıkla. İkisinden biri. Şimdi Nazım Sangare. Bir orta geldi. Diandre Yetlin Sinan Gümüş'ün önünde kaldı. Gene Yetlin be. Aslanım Yetlin ulan. Çok güzel müdahaleler yaptı ve top yana ağlarda. Ver abi. Şimdi Mario Lemina. Abi Lemina yapma. Yanında Markao var. Sen gidip nereye atıyorsun? Helal lan, hatanı telafi ettin. Ömer Bayram. Ömer, Mert Müldür orada harika topu çaldı. Mert'le şimdi ani atağa çıkıyoruz. Mert'in pası Onyekuru. Onyekuru'dan Mustafa Muhammed şimdi. Ama offside. Offside Mustafa Muhammed, gole gidiyordu belki de. Offside'e düşmese. Şimdi Tisserand. Orada Gedson Fernandes indirdi. Mustafa Muhammed. Henry Onyekuru. Onyekuru bir boşluk aradı şimdi. Verdi Mert Müldür'e. Mert Müldür'ün pası Mustafa Muhammed'e. Mustafa Muhammed orada ayağını koydu ama alamadı. Şimdi Sinan Gümüş. Verdi Nazım Sangare. Ömer Bayram. Zayt. Zayt'tan Sinan Gümüş'e bir pas şimdi. Fofana orada. Sinan geçemedi. Şimdi Mert Müldür. Mert. Mert'in pası Henry Onyekuru düşüncesi. Onyekuru da çok hızlı ama Tisserand da hızlı. Şimdi Altay Bayındır. Verdi Ömer Bayram. O da eski bir Galatasaraylı. Fener'e göndermişti konuda. Valencia. Ömer Bayram. Sinan Gümüş. Sinan. Verdi Taç. Taç. Çok kötü bir pas. Şimdi Mert Müldür. Kangli. Mert. Gedson Fernandes. Verdi Henry Onyekuru'ya. Onyekuru sıyrıldı. Pasını attı Mustafa Muhammed'e, geçmedi. Ayağı kaydı yağmurdan dolayı Henry Onyekuru'nun. Şimdi Gedson Fernandes, Mustafa Muhammed, Henry Onyekuru. Kaleyi gördü, vurdu. Altay çıkardı. Galatasaray çok etkili geliyor son zamanlarda. Şimdi Marka'ya doğru bir orta. Marka'ya vuramadı. Zayt'tan bir pas. Mario Lemina. Lemina'nın pası geçmedi. Zayt tekrar. Şimdi Valencia, Gümüş, Sinan, Nazım Sangare. Aman beyler, aman hata yapmayalım. Sinan Gümüş şimdi. Ömer Bayram, Sosa, Zayt, Ener, Valencia. Aman Allah'ım, nasıl paslar onlar ama. Oğlum ne diyorsunuz lan ha? Deandre Yetlin. Lemina, Yetlin. Abi yapmayın bak, şurada pas hatası yapmayın canınız için. Ne güzel hata çıkacağız. Perotti. Verdi Filip Novak. Filip Novak'tan Perotti. Perotti açtı ortayı. Fernando Muslera. Hoca faul, ayağına vurdu ya. Allah Allah. Şimdi Markao. Markao'nun pası Henry Onyekuru'ya doğru. Top geçmedi ve ilk yarı sonucu. Fenerbahçe 0, Galatasaray 0. Güzel oynadık. Sadece o bitiriciliği konuşturamadık. İkinci yarı da Dumbia'yı bir alalım arkadaşlar. Evet, Dumbia bir oyuna girsin. Orada en azından orayı toparlar diye düşünüyorum. Biz de ileride kafamız rahat olabilir inşallah. Henry Onyekuru şimdi. Tek başına gitmeye çalışacak. Verdi Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Bizimkiler tabi yavaş yavaş geliyor. Şimdi Yetlin'den bir koşu var. Yetlin topu yakaladı. Açtı ortayı. Onyekuru'dan önce savunma. Şimdi Fofana vurman lazımdı. Vuramadı. Bari topu kapın orada. Ömer Bayram bir kontratak şansı şimdi Fenerbahçe için. Sinan Gümüş. Sinan. Mert orada topu kapman lazım. Markao. Adamım benim ya. Adamım ya. Çok iyi abi. Şimdi bir pas Perotti'ye. Perotti'den orta Dumbia. Hiçbir şey yok. Mustafa Muhammed. Verdi Henry Onyekuru. Henry Onyekuru şimdi. Verdi Yetlin. Yetlin'in pası Mustafa Muhammed'e doğru şimdi. Muhammed orada ama topu kapamadı. Orada değişik bir gol denedik ama değişik bir pozisyon denedik, olmadı. Ömer Bayram'dan, oğlum yavaş atın lan. Bak sonra biz almaya gidiyoruz topu. Fenerbahçe'de bir oyuncu değişikliği. 16 numara çıkıyor. Ferdi Kadıoğlu giriyor. Zayt çıkıyor.
Pedri, Kangli. Reis yapmayın şurada top kaybı, canınızı yiyeyim. Ömer Bayram, Ömer. Hadi lan tut onu. Bir vuruş Fernando Muslera. Valencia'dan bir vuruş geldi. Şimdi Fofana. Verdi Yetlin. Yetlin'den Pedri. Pedri'nin pası Mustafa Muhammed. Henry Onyekuru. Muhammed. Onyekuru. Verdi Yetlin'e şimdi. Yetlin. Yetlin gole mi gidiyor? Yetlin top ayağından çok açtı ve yetişemedi. Deandre Yetlin. Bir oyuncu değişikliği daha. Sinan çıkıyor. Deniz Türüç oyuna giriyor Fenerbahçe'de. Mustafa Muhammed. Verdi Pedri. Pedri'nin pası Lee. Lee'den Henry Onyekuru. Mustafa Muhammed. Çekti topu. Vurdu Mustafa Muhammed. Attı Galatasaray öne geçti Mustafa Muhammed'le. Bu golün geleceği çok önceden belliydi. Sabahtan beri baskı yapıyoruz. O baskı sonunda sonuç verdi ve Mustafa Muhammed'le golü bulduk. Galatasaray 1, Fenerbahçe 0. Bakın burada Lee'den Henry Onyekuru'ya. Onyekuru verdi. Muhammed orada 3 kişi arasından döndü ve golünü attı. Mustafa Muhammed de Galatasaray öne geçiyor. Dakika 65. Şimdi bu skoru koruyup atabilirsek bir tane daha atmamız gerekecek. Ömer Bayram, Tisserand, Jose Sosa, verdi Ferdi, Sosa tekrar. Diogo Perotti. Perotti, Filip Novak, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Ener Valencia, Ömer Bayram, Dumbia, Cicic orada, Gelson Fernandez, Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed'in pası şimdi Pedri'ye. Pedri sıyrıldı, gole gidiyor. Pedri vurdu, 90'a taktı. Pedri Galatasaray 72'de farkı 2'ye çıkardı Pedri ile. Galatasaray 2, Fenerbahçe 0, gol Pedri. Muhammed asisti yaptı. Pedri gol attı. Bugün Muhammed maçın yıldızı oluyor. Gerçekten o önde baskıyı çok iyi yaptık ve Galatasaraylı taraftarların gol sevinci ekranda. Burada Muhammed arapasını attı. Ve Pedri de mükemmel bir şekilde 90'a taktı. Şimdi kim oyundan çıkıyor? İnşallah Pedri'yi çıkarmadık. Kim? Ha, Lee'yi oyundan çıkardık. Ve İrfan Can Kahveci'yi oyuna aldık. Bak güzel, bu kontradan bulduğumuz gol iyiydi abi. Sanki bir şey var gibiydi. Ferdi Kadıoğlu. Hop. Gedson Fernandez. Verdi Mustafa Muhammed'e hızlı bir top. Jose Sosa. Mert Müldür. Henry Onyekuru. Onyekuru'dan pas Mustafa Muhammed. Verdi Onyekuru. Onyekuru'dan İrfan Can Kahveci. İrfan. Pedri. Verdi Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed verdi Pedri. Pedri vurdu, top Tisserand'da kaldı. Galatasaray 3'e de çok yaklaştı. Deplasmanda Şükrü Saraçoğlu'nda. Şimdi Diego Perotti. Perotti orada bir müdahale yapmak istedik ama Allah'ım. Şurada dikkatli olmamız gerekiyor çocuklar. Bak takım bir toparlandı arkadaşlar. Ya bir kendimize geldik. Bir kafa üstten dışarıda Ener Valencia. Çok tehlikeli geldi Fenerbahçe. Lan kornermiş. Gene Marcao tabii. Yani burada şimdi Marcao'nun hakkını yemeyelim. Bir rovaşata oğlum, sakin ol be. İrfan pasını atamadı. Jose Sosa. Sosa bir vuruş Kemal Adem'i attı. Skor 2-1'e geldi şimdi. Dur lan, yanlış oldu. Tamam, o beki değiştireceğiz ama sağa sola değiştireceğiz. Burada Kemal Adem'i kaçırdı Yetlin. Kemal Adem'i de topu bomboş alana gönderdi. Aslında yok ya, dur. Sen şey yapma, hiç girme de. Enketiah girsin ya. Bir Enketiah'ı deneyelim abi. Şimdi 2-1 oldu. 2-2 olursa sıkıntı olacak. Kemal Adem'i'ye bak. Gerçekte gol atamaz. Bize geldi, gol attı. Henry Onyekuru. Biraz artık zaman geçirmemiz gerekecek. İrfan Can Kahveci. Gedson Fernandez. Burada biraz bekleyeceğim. Dakika 87. İrfan Can. Fenerbahçe'de fazla baskı yapacak hali kalmamış gibi. Mert Müldür. Verdi Dumbia. Dumbia'nın pası Fernando Muslera'ya. Muslera arkadaşlarına biraz bir dinlenin, bugün bendensiniz diyor. Fofana. Fofana. Verdi Fernando Muslera'ya. Artı 2 de verildi. Şimdi Marcao. Marcao'dan bir uzun top Henry Onyekuru'ya doğru. Nazım Sangare araya girdi. Jose Sosa. Hoca bitir artık, bu neyin zamanı ve maç bitti.
Maç bitti. Galatasaray Kadıköy'de 2-1 kazanmayı başarıyor. Ezeli rakibini 3 yıl üst üste yeniyor. Evet. Erol Bulut'u da tebrik ediyoruz. Ve Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak bizim için çok çok önemliydi arkadaşlar. Mustafa Muhammed bugün çok harika oynadı. Elinden geleni yaptı reis. Gerçekte de öyle yani. Adam pislik gibi oynuyor. Evet. Ya nasıl parlak görünmedi ya. Sonuna kadar arkasındayım abi. Fofana çok iyi oynuyor bence. Hayır, maçı almıştık zaten. Endişeli değilim. Yok, sıkıntı yok. Tamam. Abi yani Fofana bence gayet iyi oynuyor ama ben bunların dediğini anlamadım. Ya Lee konuşma ya. O zaman biraz ileri alalım. Şöyle bir takvime bakalım arkadaşlar. Fenerbahçe maçından sonra Denizli, biz direkt şu deplasmana bir gidelim arkadaşlar. Lech Poznan kader maçına. 3-1'de kazanıyoruz Denizli'ye karşı. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. 7 puan. Dayız. Berabere biterse Manchester'da en kötü beraberlik alırsa maç bizde olur arkadaşlar. O zaman bugünlük de videomuz bu kadardı. Abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.